Merhaba Doğukan. İlk olarak Hulusi'ye hoş geldin. Bir Hulusi oyuncusu olmak seni nasıl hissettiriyor? Öncelikle hoş buldum. Çok mutlu ve gururluyum. Futbolun güzel ülkelerinden, futbol için çok değerli bir şehire geldim. Futbol şehrine geldim. Futbol kültürünün çok fazla olduğu bir takıma, kulübe geldim. Çok köklü bir kulübe geldim. Bunun adına çok mutluyum. Çok gururluyum. Çok da heyecanlıyım. Bir an önce sahada olup hem takımıma hem de taraftarlarımızı mutlu etmek istiyorum. Başkanımız Acun Ilıcalı'nın transferine kişisel olarak ilgilendiği biliniyor. Bu ilginin Hull City seçmende nasıl bir etkisi oldu? Yani çok büyük bir etkisi oldu diyebiliriz. Hatta çok büyük bir etkisi oldu. Çünkü Acun abiyle olan ikili iletişimim, görüşmelerim açıkçası benim bu kararı vermemde çok etkili oldu. Kendisiyle güzel bir yola çıkacağız. Umarım hem her iki tarafta içinde çok güzel, çok başarılı bir sezon olur. Çok mutluyum. Ayrıyeten de Acun abiye de teşekkür ediyorum. Bana da bu fırsatı tanıdığı için umarım dediğim gibi iki taraf için de çok güzel olur ve birlikte nice başarılara yürürüz. Tek isteğim bu. Kulüpten aldığın ilk izlenim seni nasıl hissettirdi? Kulüpten aldığım ilk izlenim açıkçası güzel bir ortam var. Güzel bir aile ortamı var. Onu hissettim. Çok fazla tanışma fırsatım olmasa da birazcık ortamı ve ambiyansı hissettiğim kadarıyla çok güzel aile ortamı var. Bence benim adıma çok güzel, çok güzel, başarılı bir serüven olacak. Bunun adına umutluyum çünkü takımdaki aile ve arkadaşlık ortamını birazcık hissettim. İnşallah daha da iyi olacak. Kendin de bir hücum oyuncusu olarak Şota Arveladze gibi efsane bir golcüyle çalışmak seni ne kadar heyecanlandırıyor, nasıl hissettiriyor? Evet, hocamız geçmiş kendi döneminde çok büyük başarılara imza atmış bir oyuncuydu. Şimdi hoca olarak bizim başımızda ve hücum oyuncusu. Bunun benim için çok büyük artıları olacağını düşünüyorum. Çok şey katacağını düşünüyorum. Çok şey öğreneceğimi düşünüyorum. Heyecanlıyım. Bir an önce zamanın gelmesini bekliyorum. Kariyerin boyunca altyapısından yetiştiğin Antalyaspor'daydın. Doğup büyüdüğün şehirden Hull'a gelirken neler hissediyorsun? Tabii ki hayatım boyunca, futbol hayatım boyunca hiç bir veda olmayan, hep halihazırda oynadığım bir kulübümden geldim. 10 yıl sonra ilk defa bir başka bir yere açıldım diyebiliriz ve bu yurt dışı oldu. Tabii ki insanın kafasında bazı şeyler, soru işaretleri oluyor ama buraya geldikten sonra açıkçası hiç böyle bir düşünmedim. Evimden, yeni bir evimde hissedeceğimi inanarak geldim. Buna da inandım, böyle olacağına da inanıyorum. Bunu da hissediyorum. Tabii ki kolay değil ama bu süreci çok hızlı bir şekilde atlatacağımı düşünüyorum. Peki evinde Türkiye'de en çok neleri özleyeceksin? Kıyaslama yapmak istemiyorum açıkçası. Çünkü her kıyaslama yaptığımda adapte sürecim birazcık daha uzayacak. Orası benim evim. Bu da benim işim. Artık buradayım. Buraya uygun, buranın yaşam tarzında bir hayat süreceğim. Evimde açıkçası hiçbir şey özlemeyeceğim. Özlemek de istemiyorum. Çünkü dediğim gibi adaptasyon sürecini uzatmasını da istemiyorum. Ozan Tufan'dan sonra takıma katılan ikinci Türk oyuncusun. Ozan'la sahada beraber yer almak için heyecanlı mısın? Bu seni nasıl hissettiriyor? Açıkçası Ozan'la görüştüm, konuştum, kendisiyle tanıştım. Zaten çok heyecanlıydım buraya gelmeden önce. Bir Türk'ün olması en azından benim için adapte sürecimde çok büyük bir şans. Adapte sürecimden sonra da çok büyük bir şans. Bir şeyler paylaşabilmek, bir şeyler konuşabilmek önemli. Bir an önce sahada olmayı sabırsızlıkla bekliyorum. İngiltere'deki futbol tarzı hakkında neler biliyorsun? Türkiye'deki tarzdan nasıl farklılıklar bekliyorsun? Açıkçası bildiğim ve izlediğim kadarıyla çok yoğun bir tempoda senede belki 50-55 maç, yani 46'sı lig bunun, oynanan bir lig ve 3 gün arayla oynanan maçlar tabii ki kolay olmayacak. Tabii ki birazcık daha adapte süreci söylediğim gibi sürecek. Fakat belli bir süreden sonra buna alışacağımı, çok da uzun sürmeyeceğini ve buradaki yaşama ve buradaki her şeye alıştıktan sonra o sistemin de oturacağını düşünüyorum. Tabii ki Türkiye'deki en büyük farklılık topun saha içerisinde kalması. Burada çok daha fazla oyunun oynanma süresi, faulün basit çalınmaması çok farklı değişiklikler olacak. Ama dediğim gibi yeni bir serüven benim için de artık hani alışma vakti başlıyor. Peki önümüzdeki sezon için kendine hedefler belirledin mi? Önümüzdeki sezon için en büyük açıkçası yani bireysel olarak hedeflerimden bir tanesi, yani çok skora katkı vermek istiyorum.
Benim için çok önemli çünkü bunu çok istiyorum bu sezon. Tabii ki skora katkı verirken de bir takım oyuncusu olmak istiyorum. Takım için mücadele eden, takım için koşan ve birlikte hareket eden bir takımın parçasıyken skor üretmek istiyorum. Sadece skor üretmek odaklı da değil. Kompakt bir şekilde hem takıma katkı verip hem de skor olarak katkı vermek istiyorum. Takım olarak da yani en azından şöyle düşünüyorum. Bence o gücümüz olacağına inanıyorum. Bu işler sonuçta bir hava işi. Puan almaya başladığınızda bir anda başka bir boyuttasınız. Ama playoff'ları çok merak ediyorum açıkçası. O tecrübeyi yaşamak isterim burada. Son olarak hem İngiltere'deki hem de Türkiye'deki taraftarlarımıza vermek istediğin bir mesaj var mı buradan? Açıkçası burada yani burası o kadar güzel bir yani ambiyans ortamı oluşmuş ki burada. Yani güzel olan şöyle bir şey var. Burada Türk insanlar da var ve destekliyorlar. Bu çok güzel bir şey. Ve hani burası sonuçta Türk futbolcuların da olacağı ve Türk çalışanların da olacağı ve stadımızda da Türk bayraklarının olacağı bir yer, bir ambiyans. Ben bu ambiyansın bence Türk halkımızın da her zaman arkamızda olduğunu hissedeceğimi düşünüyorum. Onlara vereceğim en güzel mesaj bizi desteklesinler. Neden olmasın? Türk oyuncularla da belli bir noktadan sonra bir başarı, bir birliktelik neden olmasın? Bunda bizim de payımız olursa ve halkımızın da desteği olursa ki olacağından şüphem yok. En büyük vereceğim mesaj bu olur. Bizi her zaman desteklemeye devam etsinler. Biz burada ülkemizi, yani ben kendi adıma, ben burada ülkemi temsil etmeye geldim. Hem saha içinde hem saha dışında. Her platformda ben ülkemi temsil etmeye geldim. Onların destekleri tabii ki bizi mutlu ediyor. İyi ki varlar, her zaman da olmalarını diliyorum. İnşallah hep birlikte nice başarılara ulaşacağız. Cevapların için çok teşekkür ederim. Hulusi'ye tekrar hoş geldin. Teşekkür ederim.